Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Allah mücadeleye devam. Allah kolaylık versin. Bu normalleşme sürecinde tedbirlere daha sık uymamız gerekiyor. Çünkü çok daha çabuk yayılma imkanı evet, oluyor. Evet. Aşımız oldu mu? Evet efendim. Çok iyi karşılık. İnşallah bu şekilde iyi bitirelim inşallah. İnşallah. İyi sağlık olsun. İyi bir şekilde bitirelim inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Allah razı olsun sizlerden. Sizler de mücadeleye devam inşallah. Ha, inşallah. İnşallah. Dikkat ediyoruz. Tedbirlere uyuyoruz. Uyuyoruz. Mücadeleye devam. Anladım. İyi hamdolsun iyi bitirelim inşallah. İnşallah. Nasıl kardeşim? İyi söz şükür size nasıl? Maskemi takmıyor muyuz? Kurallarımız. Takıyoruz, uyuyoruz kurallarımıza. Gördüğünüz gibi uyarılarımıza. Peki. Peki kolay gelsin. Sağ İyi bir noktadayız böyle bitirelim inşallah. İnşallah. Öyle. Normalleşme sürecinde tedbirlere uymak çok daha önemli. Çünkü çok daha çabuk yayılabiliyor. Bütün sağlık bilimlerinde aşı yapabiliyor. Ya aşı olmalıyız. Bundan korunamıyor. Bir tedbir uyacağız. İlk aşı olacak. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya şu basit bir önlem bile buradan tutuyor insanları değil mi? Aynen. Mesafemizi koruyoruz en azından. Çok güzel ya. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Vallahi mücadeleye devam. Uğraşıyoruz. Aynen. Allah kolay gelsin. Vallahi arkadaşlar bu çok çabuk yayılan bir şey. Bu normalleşme sürecinde çok daha çabuk yayılabiliyor. Evet. Dolayısıyla tedbirleri yapıp bırakmamalıyız. Bir de aşı olmalı. Ben kendim oldum. İki tane aşı oldum. Olacak. İyisiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Vallahi mücadeleye devam. Bu normalleşme sürecinde çok daha yayılması açısından ortam çok daha müsait biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla tedbirlere daha çok uymamız gereken bir süreç. Evet. Vallahi bundan kurtulmamızın yolu bir, tedbirlere uyacağız, iki aşı olacak. Doğru. Başka bir şey yolu yok, gördün mü? Ya ben şahsım adam, ben aşılarım oldum. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Normalleşme sürecinde tedbirlere daha çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle daha çok yayılıyor. Tabii ki. Yani Sayın Valim. Bir de aşılarımız olalım. Evet. Olmadıysak hemen olalım. Mesela sıklığa gelmedi değil mi? Şu gelmesine abi. Gerek yok. Bütün sağlık birimleri yapıyor. İkinci bunun da hani mesajı falan geliyor. Yok hemen yani gidin yapın. 18 yaş üzeri herkesin şu an aşı yapıyor. Tamam gidin. Yani yakın sağlık birimine. Yapalım. Bunu bir tedbirlere uyacağız, iki aşı olacağız. Benim gördüğüm bu. Kendim de oldum aşı, iki tane oldu. O zaman yani hemen biz olalım. Mesaj gelecek diye bekliyoruz da. Hemen oldu. Mücadeleye devam. Bu normalleşmeden daha çok dikkat etmemiz lazım. Dikkat ediyoruz bu abi. Dikkat edelim, bir de aşımız olalım inşallah. İnşallah. Tamam. Vallahi çok mutlu oldum. Sizin de. Sağ olun. Vallahi mücadeleye devam. Bunu da hatırlatın. Tedbirlere uymalarına, aşı olmalarına. Evet. Teyze sen nasılsın? Bari ikinci aşısını durdurdu. İyi. Bir tedbirler buraya dikkatli olacak. O zaman bu olarak çok iyi bir dikkatler böyle bitirelim. Evet, Sayın Valide sizin çok emeğiniz var. Hakkınıza helal edin. Gerçekten takdir ediyoruz. Sağ olun. Gurur duyuyoruz. İnşallah Allah sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Valide. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Sayın Valide. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi mücadeleye devam. Hep beraber ediyoruz. Tedbirler uyacağız, bir de aşı olacak. Aşımız oldu. İkincisini bekliyoruz zaten yaştan dolayı. Koronavirüs denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu alanlarda, sokaklarda bütün esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Şu süreçte Osmaniye olarak çok iyi bir durumdayız. İnşallah bunu sürdürelim. Bunu sürdürebilmemizin kuralı da bu normalleşme sürecinde tedbirlere çok daha sıkı uymamız gerektiğinin farkındayız. Birincisi tedbirlere uyacağız. İkincisi de mutlaka sırası gelenlerin aşısını olması gerekiyor. 18 yaşın üzerinde bütün vatandaşlarımız, bütün sağlık birimlerimizde şu an aşılarını yaptırabilirler. Randevu almalarına gerek yok, beklemelerine gerek yok. En yakın sağlık birimlerine giderlerse aşılarını olacaktır. Dolayısıyla birinci olarak mutlaka tedbirlere uymamız, ikinci olarak da aşı olmamız gerekiyor. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimin bu hususlara dikkat etmelerini bekliyorum. İnşallah hep birlikte koronavirüsü yeneceğiz.